Rusya'ya ulaşma düşüncesi var. Rusya'nın bu muharebe içerisinde, bu Birinci Dünya Savaşı içerisinde eğer İtilaf devletleriyle bir ulaşım, bir irtibat noktası kurulursa savaşın seyri İtilaf devletleri lehine döneceği düşüncesi var. Bu amaçla bu boğazların mutlaka geçilmesi var. Ana amaç İstanbul'u düşürmek, payitahtı düşürmek ve Rusçalı'yla birleşerek İtilaf devletlerinin bir dünya hakimiyeti, hegemonyası kurmak düşüncesiydi. Bu maksatla Çanakkale üzerine de zaten bir hareket yürüttüler. Yani 1915 Çanakkale geçilmezinde payitaht 1920'de biliyorsunuz İstanbul dış güçlerce resmen işgal edildi. 16. Belki de o tarih biraz daha geciktirildi Çanakkale'ye. Evet, diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Bu faaliyetler Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne girişiyle birlikte başladı. Almanlardan iki gemiyi, Göben ve Breslau'yu Yavuz ve Midilli olarak Osmanlı Devleti'ne aldığımızı kabul ettikten sonra bu gemilerin Karadeniz'e açılıp Rus limanlarını bombalamasıyla birlikte zaten Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti girmiş oldu ve böylece savaşta taraf olmuş olduk. İşte bu noktada İngiltere Osmanlı Devleti'ni kısa sürede savaş dışı bırakmak maksadıyla denizden bir hareketi uygun gördü. Yani Boğaz'ı geçerek İstanbul'a ulaşmak hedefini. Bu anlamda dediğiniz doğrudur. Asıl hedefleri İstanbul'a ulaşmak ve bu vesileyle de Karadeniz'e açılarak, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini kırarak, Rusya ile birleşerek savaşı kendi lehine çevirmek düşüncesi. Evet. İlk muharebeler zaten Kasım ayından itibaren başlıyor. Yani gerek Osmanlı Devleti açısından Doğu Cephesi'nde Sarıkamış Harekatı süreci var. Gerekse aslında Çanakkale üzerinden bir bombardıman söz konusu oluyor, başlıyor. İlk muharebeler başlıyor. İlk Kasım ayında başlıyor. Kasım ayında, evet. 3 Kasım'dan itibaren Osmanlı'nın hakimiyetindeki bölgelere karşı İngiliz ve Fransız gemilerinden faaliyetler başlıyor. 1914 başlıyor. Ama bu değil mi? Kasım 1914. Kasım 1915. 14 tabii ki. Kasım 1914'ten itibaren başlıyor ve bu ilk Seddülbahir bölgesine yapılan atışlarla isabet kaydediyor. Bizim cephaneliğimizle isabet kaydediyor. Ve ilk şehitleri de burada veriyoruz. Bunları da zaten günümüzde gezip gördüğünüzde ilk şehitler deniliyor. 80'in üzerinde şehit vardır. Bu peki, çok etkiliyor. Çanakkale'de Türk savunmasının düzeni nasıldı o zaman? Bu biraz önce bahsettiğim bir düzen vardı. İtalyan-Osmanlı Harbi sırasında 1911-12 yıllarında İtalyanların boğazları zorlaması üzerine boğazların tahkim edilmesine karar veriliyor. Aslında boğazların tahkimi 1912-13'ten itibaren başlıyor. Evet. Ve güzel tahkim ediliyor. Ama Balkan Savaşı'nın girmesi üzerine bu biraz sekteye uğruyor. 1912'de. Evet, 12-13'lerde biraz sekteye uğruyor ama boğazın savunulmasına ve boğazın düşman saldırısından, hücumundan zarar almadan atlatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Mesela bunlardan birisi Balkan Harbi sırasında yine Gelibolu bölgesinde, Bolayı bölgesinde kol ordusuyla bulunan Mustafa Kemal, kol ordu da kurmay başkanı, hareket müdürü görevlerini ifade ederken boğazın nasıl savunulması gerektiği konusunda raporlar hazırlıyor. Çalışmalar hazırlıyor. Bunu 1913 yılında yapıyor. Tabii ki Genelkurmay'ın da Harbiye Nezareti'nin de hazırladığı raporlar var. Boğaz'ın savunulmasına yönelik. Ana düşünce şu, Boğaz'da, Boğaz kıyılarının her iki kıyıda güçlü bataryalar oluşturmak, güçlü mevziler oluşturmak. Hem Gelibolu tarafında hem Çanakkale her tarafında. Iki tarafta, evet. Her iki tarafta da güçlü bulunmak ve düşmanın herhangi bir şekilde bir denizden zorlamasını buradan yapılacak atışlarla durdurmak. Ayrıca bir de kara harekatı olabileceği düşüncesiyle değişik bölgelerde doğru isabetli kararlarla bir konuşlanma, askeri kara konuşlanması yapılıyor. Bunlar da isabetlidir. Ama daha sonraki dönemde özellikle kara harekatı döneminde bu bizim
planımız, Boğaz'ın savunulmasına yönelik planımızda, bizim bu düşüncelerimizde Alman komutanının etkisiyle bazı değişiklikler yapılacaktır. O sonraki aşamadır. Şimdi ilk önce ama deniz evet. saldırıları başlıyor değil mi? 18 Mart itibariyle. Evet, evet. Tabii 18 Mart'tan önce yine ilk teşebbüsler var. Evet. Gemiler Çanakkale Boğazı açıklarındaki adalarda konuşlanıyorlar ve buradan menzilleri çok yüksek olduğu için gemilerdeki toplar uzaktan ciddi bombardımanlar yapıyorlar. Ama bunlardan ilk ciddi teşebbüs, bir girme teşebbüsü şekliyle ifade edebileceğimiz 19 Şubat'ta 1915 tarihinde. Yani evet. bizim bugüne gelen 18 Mart öncesindeki en ciddi teşebbüs budur. Uzaktan bizim menzillerimiz, bizim top menzillerimiz dışında kalarak yaptıkları atışlarla bazı zayiatlar verdiriliyor ama amaçlarına ulaşamıyorlar. Yani istediklerini elde edemiyorlar ve girecek bir teşebbüsü o an için bulamıyorlar. Şubat'taki saldırılarda yani evet. 19-25 evet. Şubat tarihleri arasındaki saldırılarda. İki büyük evet. saldırı. İlk saldırı 19 Şubat'tadır. 25 Şubat'ta da ikinci büyük saldırıyla yine gerçekleştiremiyorlar. Ama burada Churchill'in taktiği büyük deniz gücüyle Boğaz'ı geçmek ve zorlamak. Yani evet. asıl amaç bu. Biz Balkan Harbi'nde büyük yara almış olan bir devleti, ordusunu tam toparlayamamış bir devleti, güçlülük noktasında en zor durumda olan bir devleti rahatlıkla Boğaz'dan gücümüzle zorlayarak, hatta hasta tabir edilen bir devleti, hasta adam dedikleri bir devleti rahatlıkla buradan büyük güç kullanarak, çünkü o dönemde İngiliz deniz gücü dünyanın en büyük gücü, bu güçlerine dayanarak denizden, Boğaz'dan geçerek İstanbul'a ulaşmayı hedeflemişlerdir. Bu arada da tabii herhalde çeşitli ülkelerden asker tanzim ediyorlar değil mi? Özellikle işte, Fransızlardan. Veya Avustralyalardan gelen yani deniz gücünün, denizci erler var. Evet. Deniz gücünü özellikle Fransızlardan takviyeler var. Daha doğrusu birlikte yürütüyorlar bu Doğru. faaliyeti ve burada üç hat üzerinden ilk 18 Mart'ta saldırıya başlıyorlar. Evet. Fransız ve İngiliz gemileri toplam 16 gemi Boğaz'dan giriş yapıyor. Daha fazla gemiler var. Onlar daha çok ihtiyatta kalıyorlar ama 16 gemi 3 düzende, 3 hat düzeninde evet. önde İngiliz gemileri, arkadaki ikinci hatta İngiliz ve Fransız gemileri ve en arka üçüncü hatta da İngiliz gemileri o dönemin tabii en güçlü donanmasına sahip iki devletin yürüttüğü bu faaliyet bakıldığı zaman başarıya ulaşması kesin gibi görülebilir. Top atışlarıyla başlıyorlar. Bizim menzilimizin dışında olduğu için biz herhangi bir karşılık veremiyoruz. Sadece o top atışlarını karşılamakla yetiniyoruz. Yaklaşmasını bekliyoruz. Top atışlarının, gemilerden atılan top atışlarının o kadar büyük bir tahribat verdiğini düşünebiliriz. Neredeyse üçte biri bizim tahkimatımızın imha oluyor. Evet. Zayiatlar veriyoruz. Çok ciddi insan zayiatı olmasa bile özellikle top zayiatında büyük kesin bir kayıplar. Kesin zafer ne zaman elde ediliyor acaba? Sayın Adil? O da şöyle. Şimdi biz 18 Mart'ı deniz zaferini anlatırken tabii bizim aldığımız tedbiri de söylememiz lazım. Buradaki en önemli nokta odur zaten. Bir Boğazların tahkimatı dedik ama evet. bir de bu 18 Mart'a gelmeden önce en son 7-8 Mart gecesi sabaha karşı döşenen mayınları da düşündüğümüzde bir mayın döşeme faaliyetimiz var. 403 mayın döşeniyor Boğaz'a. Muazzam bir mayın döşeniyor. Bu muazzam evet. bir faaliyettir. Zaten savaşı iki yönüyle 18 Mart'ı değerlendirebiliriz. Birisi bu top atışlarımızın kaydettiği isabet. Diğeri belki de öne çıkaracağımız unsur. Bu mayın gemisinde unutmamak tabii lazım ki, değil mi efendim? İşte ona geliyorum zaten. 11 hat şekliyle toplam 403 mayın döşenmiştir. Bunların çoğunu Nusrat mayın gemisi döşemiştir. Evet. Ve
150'nin üzerinde mayın döşemiştir. Hatta en son 7-8 Temmuz 7-8 Mart sabahı döşediği 26 mayının değişik bir yöntemle döşenmiş olması belki akla mantığa, askeri usule aykırı gibi görülebilir ama isabet açısından da doğru döşendiğini gösterir. Çünkü, kurmay kafası oradaki çünkü, şehitlerimize de rahmetli almak gerekiyor gerçekten. O döşenen mayınların etkisiyle önce ya. Menzilimize giriyorlar. Biz tabii top atışları yapıyoruz ama asıl o giren gemilerin isabet almaya başlaması mayınlarla karşılaşmasıyla başlıyor. Doğru. Yani mayınlara çarptıkça manevralar yapmaya başlıyorlar. Ona göre yaptıkları manevralarda bizim top atışlarımızda isabet kaydetmeye başlayınca gemiler ağır yara almaya başlıyorlar ve hemen birkaçı anında o süre içerisinde, kısa süre içerisinde batmaya başlıyor. Üç büyük gemileri orada ağır zayiat alıyor ve batıyor kısa sürede. Dört gemileri de yine çok ağır zayiat alarak savaş dışı kalıyorlar. Bu üçte bir kuvvetini kaybettiği anlamına geliyor ki çekilme kararı alıyorlar. Yani şimdi Boğaz'ı deniz yoluyla geçemeyeceklerini anladılar. Evet. Ve karadan denemeye karar verdiler. Bu arada tabii bir yazılı tarihe göre 253 bin şehidimiz var oralarda. Doğru mudur? Yani 250 bin şehit zafından ziyade 250 bin zayiat demek, yani 250 bin kayıp demek 252 bin daha mantıklı. Muharebe şartlarında, harp düzeninde. Hem kayıplar hem şehitler işte, herhalde değil mi? Ne oluyor? Kayıp, zayiat şu anlama geliyor askeri açıdan. Savaşamayacak kişi veya savaşamayacak malzeme demek. Savaşa katkısı olmayacak kişi ve malzeme demek. Bu zayiattır. Evet. İnsan olunca tabii kayıp. Kayıp anlamında oluyor. Dünya tarihinin en kanlı savaşlarından şüphesiz, birisi değil mi? Ama onu da ifade etmekte yarar var. Muharebede, bu bildiğimiz muharebede 57.300 civarında şehidimiz var. Kesinlikle. Sonra yaralıdan, evet. Yaralıdan, esaretten, kayıptan kaybettiğimiz 100 bin civarında şehidimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ama o 252 bin rakamı bir zayiattır. Yaralılar, esir olanlar, savaş dışı kalanlar, hastalık dolayısıyla memlekete gidenler, yani evet. Savaşamayacak olanlar anlamına gelmektedir. Türk askeri sayı ve maddi açıdan da üstünlüğü tartışılmaz olan düşman birliklerine karşı büyük bir zafer kazanmış. Şüphesiz. Hem, hem silah altın harflerle yazılması açısından, gereken savaşlardan bir tanesi Türk tarihinde. Kesin olarak hem insan sayısı açısından hem silah cephane açısından düşman kuvvetleriyle orantısal olarak karşılaştırılamayacak kadar aralarında fark olduğunu söyleyebiliriz. Bizim peki Antalyalılar efendim bu savaşın neresinde? Hani günümüze dönecek olursak bu da yapımcı arkadaşımın isteğiydi. Antalyalılar evet. Bu savaşın neresinde acaba? Tabii Antalyalılardan bahsederken kısaca kara muharebelerinden bahsedeyim. 25 oraya Nisan'da geçeceğiz, başlayayım. Tabii ki geçeceğiz. Ondan sonra belki yani Antalya'yı ifade etmek daha yere basacak bir durum olabilir. Çünkü kara muharebelerindeki durumu Antalyalıların anlatılmasını gerektirebilir. O anlamda evet. Söylemiştim. Kara muharebeleri de 25 Nisan'da başlıyor. Evet. Üç hattan İngiliz, Fransız ve Anzak kuvvetleri. Avustralya, Yeni Zelandalılardan oluşturulan. Biri Fransızların Kumkale dediğimiz Anadolu yakasına muharebeleri var. Ayrıntılı anlatmayacağım kara muharebelerini. Tabii. Sadece Antalyalılara geçeceğimiz için ona altyapı oluştursun diye. Diğeri asıl muharebe bölgesi Seddülbahir bölgesinden İngilizler ve Fransız takviyeli bir çıkarma faaliyeti. Diğeri de Anzakların dediğimiz Arıburnu bölgesinden yürütülen üç faaliyette bir çıkarma evet. Hareketi başlıyor. 57. alaya i̇şte gelelim onlar artık. İşte Sayın onlar Akiz, işte. Evet. Onlar. Burada, amacımız da zaten. Bu büyük zafer Türk ulusuna Atatürk gibi dahi lider kazandırdı. Evet işte bu mi? 25 Nisan'dan evet. itibaren o büyük komutanı, dahi komutanı bu muharebelerdeki etkinliğin rolünü görmeye başlıyoruz. Tabii ki öncesinde de var ama asıl bu muharebelerle hem milletin
talihini, kaderini değiştiriyor. Makus hem tarihini, de hem evet. de kendisinin bir komutan ve lider olarak toplumda daha tanınır bir kişi olmasına yol açıyor. Burada bu muharebelerde sadece ana noktalarını söyleyeyim. Seddülbahir cephesinde muharebeler var. Önce kıyı muharebeleri, sonra Kirt'e muharebeleri var, Kerevizlere muharebeleri var. Çünkü Kerevizlere diyoruz, Seddülbahir diyoruz. Antalyalılara bahsedeceğimiz de çok önemli. Burada Antalyalılardan oluşan alay büyük kayıpla, büyük kahramanca yaptıkları mücadelelerde şehit vermişlerdir. Onu belirtmek için söyledim. Arıburnu cephesinde muharebeler var. Mayıs ayında, özellikle Ağustos ayında. Anafartalar cephesinde Ağustos ayında özellikle yoğunlaşan muharebeler var. Anafartalar muharebeleri gibi. Şimdi belirtmek istediğim şu, bunu kısaca dediğim gibi belki ayrıntılı bir şekilde de değerlendirilebilir kara muharebeleri, ama Antalyalılar açısından belki belirtilmesi gereken bu noktada 15 tane alay komutanı şehit olmuştur muharebede. Bizzat muharebeyi yürütürlerken kahramanca şehit olmuşlardır mücadele ederken. Bunlardan birisi 47. alay komutanı Ahmet Tevfik'tir. Binbaşı Ahmet Tevfik'tir. Binbaşı Ahmet Tevfik 6 Ağustos günü Kanlısırt'ta cephenin en önünde askerlerle birlikte muharebe ederken şehit olmuştur ve Antalyalıdır. İşte bu pek bilinmeyen bir bilgi olması bakımından önemli. Bunun Antalya'da adının yaşatılması, Ahmet anılması. Ahmet Bey biliyoruz ama Antalya'da olduğunu inanın sizden evet, öğreniyoruz. Evet, tabii ki 15 alay komutanı biliniyor. Bunlar hep biliniyor. Araştırma, daha evet, sonra tabii, çıkan tabii, gerçekten tabii güzellikler. Yoksa evet. Alay komutanı Ahmet Tevfik biliniyor. Biliniyor, evet. Aynen diğer 57. alay komutanı. Okundu, yine evet. Bunun gibi 36. alayın hemen hemen tamamı Antalyalılardan oluşmaktadır. Bahsettiğimiz Seddülbahir bölgesindeki muharebelerde bu 36. alayın kahramanlığını görüyoruz. İnanın yüzlerce Antalyalı şehit bu 36. alayda burada şehit olmuşlardır. Allah, aynı gani, yerde, gani, rahmet aynı eylesin. Yerde, aynı günde. Bütün 63. alayda aynı şekilde ve 57. alaydan bahsettiniz. 57. alayda alayın büyük çoğunluğu da yine Antalyalıdır. Evet. Ve çok sayıda 57. alayda Antalyalı şehit vardır. Başka da vardır Antalya ile ilgili, belki zaman açısından ama şimdi yeni yeni çıkıyor Antalya ile evet. Gerçekten işte bir Antalya'nın kurtuluşu, hani yaşları böyle 50'nin üzerinde olanlar Antalya'nın kurtuluşunu bilmez idi, lisede okutulmadı doğrusu bizlere. Şimdi Antalya'nın efendim kurtuluşu var, işte Antalyalı şehitlerimiz var Çanakkale'de, bakın evet. Ahmet Tevfik gibi çok önemli bir alay komutanının ismi geçiyor evet, değil mi efendim evet, 36. Evet. alayın komutanı. Yok, bu 47. Bunlar alayın komutanı 36. alayın tamamına yakın alay, evet. Antalya'dan, Antalyalılardan bakın oluşuyor. Bunları yeni yeni öğreniyoruz. Yüzlerce bu 36. alayda aynı gün, aynı yerde şehit olan Antalyalılar var. 63. alayda aynı şekilde. Mesela Elmalı'dan 180'in üzerinde şehit vardır. Manavgat'tan 100'ün üzerindedir. Korkuteli'nden 100'ün üzerinde. Alanya'da 200'ün üzerinde Çanakkale şehitleri vardır. Bu bakımdan çok önemlidir. Yine bu 36. alayın bir özelliği de meşhur İngilizler şövalye denilen birliğini, Norfolk alayını mağlup eden alaydır ve bu 36. alayın tamamı da dediğim gibi Antalyalılardan oluşmaktadır. İngilizlerin prestij alayını imha eden, hem de kısa bir sürede imha eden alay, 36. alay Antalyalılardan oluşmaktadır. Gidip de görmek lazım oraları. Buram buram hala ve hala hissedersiniz o kanı, şehit kanlarını. Sanki sesler gelir o topraklardan Sayın Akyüz. Ben bütün dinleyicilerimize 18 Mart tabii ki gidemeyenler olabilir o güzel diyarlara, ama lütfen en azından çocuklarınızı sevgili dostlar götürünüz Çanakkale'ye, Gelibolu'ya. O yerleri görsünler, atalarının izlerini hissetsinler diye düşünüyorum. Ve Mehmet Akif Ersoy ile noktalamak istiyorum. Bu millete Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ne dersiniz? Ben de tabii ki aynı duygulara katılıyorum. Bu Çanakkale ruhunu, bu kazanan ruhu ifade eden çok güzel bir söz var. O sözle bitirmek istiyorum. Buyurunuz. Atatürk'ün muharebenin hemen sonrasında kendisiyle yapılan mülakatta Çanakkale'yi kazanan ruhu şöyle ifade ediyor. Aynen okumak istiyorum. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak.
Muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına tamamen düşüyor. İkincitekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek sükunet ve kabulleniş içinde biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. Hiç ufak bir tereddüt bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dikkat ve takdire değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur. Zaten herhalde Çanakkale ruhunu anlatan, ifade eden en güzel duyguyu yansıtan en güzel sözlerdir diyeyim. Ben de sözlerimi bu şekilde bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, hakikaten duygulanmamak elde değil. Allah gani gani rahmet eylesin o güzel şehitlerimize. Vatanı için, bu uğurda vatanı için efendim can veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Gerçekten Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın dileklerimizle. Akdeniz'in Gözleri programımıza konuk olan değerli konuğumuz Genelkurmay Emekli Tarih Öğretmeni Doktor Sayın Suat Akyüz'e teşekkür ediyoruz efendim. Bir Kastamonu türkümüz var. Erol Köker yorumuyla geliyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Çanakkale içinde.